48. 2 yaşında gelmişim Kayapınar köyünden. Hangi köy? Kayapınar. Kayapınar'dan. 2 yaşında gelmişim. Babamın ilk ehliyet almış şoför. Koca Yusuf. İlk şoförlerden mi benim? Kamyonu mu vardı? Kamyon tabii. Otobüs kamyon. Babam ilk bir kadar. Yani 4 tane şoför var. 4'ünden biri babam. Adı ne otobüs? Koca Yusuf. Otobüs. Adı yok mu? Biri Karabük'e çalışıyor. Otobüs. İnönözler o zaman. Ha. Ekincilerin. Buraya çalışan Habeş'in. Karabük'e. Evleri de şurası. Habeş'in otobüsü. Habeş kullanamıyor arabayı. Babam hadi götürüver. Bütün nakliye işlerini falan o yapardı. İlkokulu nerede okudunuz? Hamdi Bey. Vatandaşların olduğu yerde okuduk. Orada okuduk. Şimdi yerinde yerler esiyor Hamdi Bey'in. Gazi, en güzel binayı yıktılar. En güzel binayı Hamdi Bey'in ismini taşıyordu. Şehitliğin yanı. Hamdi Bey, Kâhane Bey'in öldüğü, şehitliğin bulunduğu yer. Osman Gazi duruyor. Bereket onu azıcık restore ettiler. O yaşıyor. Siz hangi mahallede oturuyordunuz? Hamdi Bey mahallesi hemen yakın. Hemen altında. Hemen altında. Şimdi Hüseyin Onan Caddesi oldu orası. Annemin mülkü köşe, dört köşenin şeyi. Orada oturduk. Hani eski bir şey. Havdan köyünden bir köylü kızını geliyor, evlendiriyor bir kadın. Son tarlayı satınca annem, köyün ağası Kayapınar'ın en zengini. Son tarlayı satıp orasını alıyor 52'de. Hani mülkiyet, bahçe içinde falan bir ev. Eriğimiz, dutumuz, bütün gelip. Sonra o cadde yoktu o zaman. Bizim bahçeyi verdik de hani yol oldu, açıldı. Hani bir garanın çok eski. Benim çocukluğum işte ilkokul çağlarında onları hatırlıyoruz. O zaman hayat nasıldı Biga'da? Şöyle hatırladığınız. Hayat, şimdi Biga'da, şimdi mesela ben mahallemizden şey yapayım. Hamdi Bey Mahallesi. O zaman Ada Mahallesi değil de Hamdi Bey Mahallesi. Şimdi burası komşu tut. Hani bütün mahalle birbirini tanırdı. Biga birbirini de tanırdı. Yani delikanlılığımız, gençliğimiz orada işte ilkokul okurken hep bir çırak oraya verirler, buraya verirler. Çıraklık dönemleri. Ortaokul, lise şey çağına geldiği zaman hani Biga'da tanın hani kaç tane mahalle var? Hamdi Bey Mahallesi, Turan Mahallesi, Gazi hani Kemal. Yukarı Gazi Kemal, işte Sakarya Mahallesi yoktu o zaman. Pomaklar geldi, işte Pomaklar yerleşince orayı işgal ettiler. Pomak Mahallesi oldu diğer Türkçe ismiyle, Biga işi. Ben ortaokula başladığım vakit Biga gençlik top oynuyorduk. Kaç yılıydı ortaokula başladığında? 46. Biga gençlik vardı, 18 Eylül vardı. Şimdi Biga gençlik antrenman yapıyordu. O taş sahada. Taş sağ şey. Yani Çınarlık'taki taş. Yani taşların üstünde top oynuyorduk biz o zaman. Küçük bir tribün gibi bir şey vardı. Ben kimler dersin? Mesela birkaç isim söyleyeyim. Müfit Okey. Şimdi sağ ol, sağ olanlar. Turul Bozkurt. Abdi öldü. Abdi. Hani, İlami. Saf Kemal. Hani İlami. Saf Kemal öldü. İsmet. Şimdi takımı Düzceli Fikret. Bugün Düzceli Fikret. Birinci ligin istediği takımında oynayan bir santraftı, 5 numara. Onlar antrenman yaparken ben de Ayfer Aga öğrenci yetiştiren bir şeydi. Hani bugün onun gibi bir insan bir gelmedi. Öğrenci, seni şey. Ben top arka... Juniorlar kulübü o daha mı sonra? Çok sonra. Onlar işte İbrahim Sokullar falan filan, onlar junior oldu. Bizden sonra. Şimdi, gel siz de alın. Tamam. Kale, gel. Ya aynı olaylar. Şimdi siz de hatırlıyorsunuz. O da hatırlamaz mı? Mesela o ben top onlar atıyor, arkaya geliyor. Her gelen topu ben karşılık veriyorum. Top. Çünkü mahallede de aşım duran da top oynadık biz. Kağıttan yaptığımız toplarla bağladık. Top yok. Bez ayakkabı yok. Hani babam yine ayakkabı alırdı. Bir hafta sonra ayakkabılar gitti. Top oynadığımızdan. Dayak da var. Ayfer Aga
beni görüyor. Ya bu gelene de vuruyor, gidene de vuruyor. Sağa da vuruyor, sola da vuruyor. 13 yaşında beni, yani ortaokula başladım. İkinci sınıfta beni takıma aldılar. Biga Gençlik, siyah beyaz. Öyle bir formalarımız vardı ki. Hani anlatamam ya, hani böyle bağcıklı falan filan. Siyah beyaz. Beşiktaş. Ben küçük yaşta girdim. İlk maçım da Erdek'te oldu. Sol bek oynadılar. Sonra yıl, bir ha, yıl kaç oluyor? 50 mi oldu? Yok canım. 50 52'de okula başladım. 50 53'te 60. 60'tan sonra anlatıyorum. İşte 63'te ben takıma girdim. Çok küçük yaşta girdim ama benim boyum postum yerinde olduğu için aldılar. İlk sol bek oynadım Erdek'te. Çok beğenildim. Lise takımında, bizim Biga Lisesi Çanakkale bölgesinde tekti. Yani önüne geleni yeniyoruz. Senin göremen, göremen. Lisenin ayrı takımı mı vardı? Tabii, lise. Ya 18 Eylül, Biga Gençlik, bir de Biga Lisesi. 29 Eylül. Biga Lisesi, zaten Biga Lisesi yetiştiriyordu. Kim? Hani Dilaver, Gazanfer iki kardeş. İkisi de biri santrafor, biri sol açık. Gazanfer öldü. Dilaver'in ölüp ölmediğini bilmiyorum. Öğretmen. Ha? O da mı öldü? Ankara'ya gitti o. Üniversitede öğretim üyesi oldu. Matematik öğretmeniydi bizim. Biz onunla karşılaştık. O Galatasaraylı, biz Beşiktaşlı. Beşiktaş. Lisede de biz şampiyon olurduk. Sami Hoca, Sami Kargı. Beşiktaşlıydı. İlhan Güremen, kaleci. Değişmez kaleci oydu. İlhan gibi kaleci de ondan evvel, İlhan'dan evvel Kemal Kurcan. İlk Kasımpaşa'ya giden avukat oldu. Biga'nın ilk yetiştirdiği futbolcu. Hani kaleci olarak. İlhan daha üstünde ondan ama İlhan'ın babası çok zengin olduğu için Güremen, Hacı Ali kulaklık takar. Yani böyle onun üzerine tekrar. O da öldü. O da beyin kanaması, beyin bir, olmayacak bir hastalık geçirdi. O da öldü. Hani eskiden bir futbolla başladım. Liseyi bitirdik. Şimdi bu şeyi siz de tanıksınız değil mi? Çanakkale ile kavgalı maça. Hangi? Her gün var ki kavga. Hakeme kafa atmışlar. İhsan Sabri Çağlayan gün. O zaman benim, ben de oradaydım ama. Çanakkale valisi. Şimdi Çanakkale valisi İhsan Sabri Çağlayan gün. O zaman Çanakkale valisi. Bayramış'tan kaymakam. Oraya vali tayin ediliyor. İdris Ağa vuran. Amcam Safet Hakem. Sonra Safet kafayla görüşüyor. İdris Bayram öldü. Amcam var. O da öldü. Ben Çanakkale valisiyim diyor. Amcam da ben de buranın valisiyim diyor. Tabanca çekiyor. Hangisi? İhsan Sabri Çağlayan gitti. Tabanca çekiyor. Amcam da eline vuruyor. Alıyor. Biga seyircisi de ayakla tabancayı kaçırıyor. Sonra o amcam o tabancaya ruhsat aldı. Bunu yapan Safet Akyıl mı? Safet Akyıl. İdris Ağa da ilk darbeyi vuran, en büyük darbeyi o vuruyor. Yıkıyor tabii, vurdu mu? İdris Ağa iri kıyım. Kime vuruyor? Şeye mi? İhsan Sabri Çağlayan gene vuruyor. Bir de ama önce hakemi görüyorlar. Tabii. Öyle i̇çeri başlıyor. Alıyorlar. Önce cezaevine şey içeri alıyorlar. Bütün Biga gidiyor kapıda. Kapıda değil mi Ziya, böyle değil mi? Tabii. Kim çıkarıyorlar? Şey Safet Akyıl'ı, şeyi, İdris Bayram'ı, birkaç kişi daha var o arada. Çok be ya, hani sonra sadece o değil. Şimdi biz Biga, ben top oynamaya başladım ki Çanakkale Ligi'ne gidiyoruz. Biga 18 Eylül. 18 İrfan Binay, kadın terzisi, ne o kadın terzisi? Mehmet Ali Akyıl. Mehmet Ali. Kadın, o kaptan. O yönetici aynı zamanda. Yönetici, sonra yönetici. O zaman futbolcuydu. Biz de ille toplanır İstanbul'dan üniversitede okuyanlar falan filan bizi yenecekler. Yani bizim de üniversitede okuyan Tuğrul Bozkurtlar hepsi okuyorlar. O zaman bizi yenecekler. Ben kaç maç yaptım hatırlamıyorum. İrfan Binay mesela santrafor oynuyor. Gol yemedik hiç. Hatırlamıyorum ben bizim kaleye gol girsin. 7-0, 2-0, 4-0, 18 öyle. Ama gene de bu çekişme vardı bir kadar. Hani sarı lacivert, siyah beyaz kavgası. Hangisi daha güçlüydü? Biga Gençlik Biga, işte. Biga Gençlik Çanakkale. Çanakkale'de maçlara gidiyorduk biz. Şimdi o kavgalar orada da sürüyor. Soğancı Hakem. Müfit Okyay. Şimdi Müfit'i tanıyorsun. Müfit Okyay iki de bir tırır çalıyor. Sol af oynuyor. Gene çalıyor.
hakim ya bir şey yok hani yapmamış cüsseli olduğu için hani faul veriyor. Hani bizi ille yenecekler yani orada. Ben o zaman yedek onları seyrediyor. Müfit Soğancı elinde ağzına dedik gene bir çaldıktan sonra bunu bir çaktı. Çanakkale'de mi oluyor bu? Çanakkale stadında. Uçtu gitti Soğancı. Hani Müfit'i konuşturursan sen daha güzel anlatırsın. Hani böyle şeyler gördük. Biz hep kavga gürültü Çanakkale'yle hiç şeyimiz barışmadı futbolda. Şampiyonluğa oynuyoruz. Türk gücü, deniz gücü, jandarma gücü, deniz kara gücü. Kara gücü. Sonra Roman vatandaşların kurduğu Kalespor. Böyle karşımıza 6-7 tane güç. Biga tek. O zaman Çan'da futbol yok, Ezine'de yok. Hani yok. Bayramı Biga, çok, yenici yok. Bayramı çok, yenici yok. İşte hiçbir ilçede yok. Biga asılıyoruz. Tam şampiyonluk olacağız. Biga'da örneğin en son o sene de 63-64 senesi. Şu kornerden atıyor. Kaleye giriyor gol. Şey. Düdük çalıyor hakem. Maçı durdu, bitiriyor. Daha 4 dakika varken. Gol de oluyor. Golü iptal ediyor. Biz şampiyonluğumuzu 63-64'te kaybettik. O yüzden. Gol ya kaleye giriyor. Kimle oynuyordunuz? Türk gücü. Türk gücü. Türk gücü. Çanakkale'nin takımı. Çanakkale'nin en güçlü takımı. Ekabir takımı. Hani bizim bir öyle kaybettik. 64-65 sezonunda Keşan'dan 5 kişi Nesip eski milletvekili. 3 dönem milletvekili, Edirne milletvekili yaptı. Nesip sağ bek. Evren işte santrafor. Fırtına gibi bir çocuk. Sağ açık. Hani Yılmaz. Neler 5 tane futbolcu aldık. Şampiyonluğu dedik alacağız. Aldık. Nesip abi saymadık. 72 gol, 2 tane gol gördük. 72 tane gol attık. Düşünebiliyor musun? Ha? Tabii. Yani biliyorum. Sol ben 5 numara Keşan maçında oradan aldık zaten. Keşan maçında 5 numara futbol şeyi bana Düzceli Fikret verdi. Evet. Bundan sonra sen dedi ben Evren'i tutamam dedi. Hakikaten Evren çok hızlı bir çocuk. Takıyor orayı, süratli. Ben bir takla attırdım ona. Keşan. Keşan. Ondan sonra onları transfer ettik. Kim? Evren öldü. Önce hanımı öldü ondan sonra milletvekili.